Oradaki sembollere bakıyorsun Fatih. Diyorsun ki bu adamlar belirli mesajları, belki burada ders veriliyordu ya. Hani gençlere deniyor ki bak oğlum işte şu... Bu aslan yer, bu yılan ısırır. Hakikaten öyle yani. Yani çeşitli insan hafızasına kazınacak yazıdan önce bir şey lazım. Pre-hieroglif. Pre-hieroglif hakikaten öyle. Onları işte bugün onu tartıştık. Dedik ki ya burada bir anlatı kültürü gelişmiş ama... Hocam gördüğünüz gibi 5 dakikada koca göbe gidip yerli bir etti. Hayır efendim rica ederim. Ama Ahmet Hoca'nın dediği işin içine girdiği zaman çok enteresan bir hal alıyor. Hocam ben espri yaptım ya. Hayır. Bakın hocam oradaki o taşlar var ya ha dediğiniz gibi kabartma yapmış adam. Boşuna yapmadı onu. Evet. Ya bunun bir sebebi var. Dolayısıyla benim gözümde Göbekli Tepe sen daha, orayı bir ibadethane değil bir toplanma yeri olarak görüyorsun. Daha ilginç bir hal alıyor. İlk defa şimdi avcı toplumlarında büyük nüfuslar olamaz. Yoktur. Neden yok? Çünkü bunlar avın peşinde koşan insanlar. Koşuyor mecburen. Tabii. Sayı belirli. Yani, ve avcı toplumlarda erkek egemendir. Neden? Çünkü kadın sonunda hamile kalır. Çocuğuna bakar. Ama bu arada erkek gidip avlanmak zorundadır. Gider, avlanır, gelir ve karısına... Yemeği getiren düdüğü çalar diyorsun. Yemeği getiren düdüğü çalar haline gelir falan filan. Ama yemeği getiren bir kişidir, iki kişidir. Çok büyük bir kalabalık olamaz. Ve avcı toplumlarda kıtlık sıkıntısı yok. Av her zaman var. Şimdi Göbekli Tepe'de Mehmet Hocam'ın işaret ettiği hayvanlarda azalma var. Çünkü iklim değişiyor. Ve Göbekli hayvanlar Tepe'de... kuzeye mi göç ediyorlar? Evet. Buzulların peşinden gidiyorlar. Soğun peşinden gidiyorlar. Ve ilginç olan Göbekli Tepe'de ilk defa normal avcı nüfuslarının üzerinde bir nüfus birikmeye başlıyor sanki. Ya benim orada gördüğüm, dediğim gibi ya Fatih... Hı, ama işte onu söylüyor. Zaten orada yer, doğal olarak yerden biten bir gıda şey olduğu için, hububat olduğu için evet. Ve bakliyat olduğu için mecburen orada yerleşim başlıyor. Çünkü hazır evet. Yemek otu. Alt peşinde koşmaya gerek ve yok. Ve herifler de oturuyorlar, herifler laklak ediyorlar. Yani sen bir kahvehane yaptın ki. Göbekli Tepe kıraathanesi oldu. Fatih, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu benzetmen, espri yaptın ama kötü bir benzetme değil. Hakikaten düşün akşamlar bir araya belki geliniyordu. İşte önce av tartışılıyor. İşte ya yarın nereden toplayacağız? Geri kalan zamanda ne yapacaksın? İşte atalarımız nasıl avlanırdı? Menkıbe, eskiden hayvanlar neredeydi? Belki bunları tartışıyorlardı. Belki o resimler eskiden olan hayvanların da resimleriydi. Bakın çocuklar böyle şeyler vardı deniyordu. Belki. Bu çok ilginç bir alan. Göbekli Tepe zannedildiğinden daha ilginç bir yer. Ve Mehmet Hocam işte biz bunu söyleyince arkadaşlar dedi bu bir tane değil dedi. Bundan kaç tane var orada? Aynı bölgede bir sürü var. 50'nin üzerinde şu an Güneydoğu'da. Ha. Evet. Ve yerleşim. Ya işte bu havadan yapılan tespitlerde 13 tanesinin yeri belli zaten. Hocam, yeri belli ve taş tepeler olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızın şu an kazılar yapılan alanı. Yani bunlar para bulunursa neye benziyor biliyor musunuz hocam? Tabii. Neye benziyor biliyor musunuz? Bir tuza doymuş bir eriyik içerisine. Şimdi orada mesela enteresan olan bir şey. Dur bir hayal. Peki. Bunun içerisine bir kristal at. Bütün şey kristalleri. Mesela şey. Bunlar kristallenme noktaları. İlk defa buralarda bir araya gelmeye başlıyor toplum. İşte ondan şimdi sonra... Orada enteresan olan şey şu yalnız. Bunların hiçbir tanesi kendi kendine toprağın altına gömülmemiş. Bunları terk ederken üstlerini toprakla oranın ahalisi doldurmuş. Doğru mu hocam? O da tartışılıyor şu an. İlk kazı hafirleri öyle dedi. Sonra onun bunu öğrencileri doktora işte öyle dedi. Doktora yapan öğrencisi onun tam tersini söyledi. Erozyonla dolmuş dedi. Yalnız ben öğrencisine hak veriyorum. Etti. Yani orada evet. Öyle bir morfoloji yok. Yani Klaus Schmidt'in dediği morfoloji yok orada. Bugün beraber baktık. Evet. Yani orada neyse, olsa Göbekli Tepe'yi kapatalım biz. Harana evet. Dönelim. Göbekli Tepe'ye girersek çıkamayız. Muhakkak. O bir derya. O zaten başka bir yer. Karahan'la, Sayburç'la diğerleriyle. Peki hocam.